Yatırım dünyasına hoş geldiniz. Ben Mihal Bardavit. Bu programda doğrudan yatırımla ilgili her şeyi konuşuyor olacağız. 2012 Türkiye ve Hollanda arasındaki diplomatik işbirliğinin 400. senesi. Ve iki ülke arasındaki yatırımlar çok ileri düzeyde. Bu konularla ilgili konuşmak üzere ilk konuğum Hollanda İstanbul Başkonsolosu Onur Kervers. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. 2012 yılının çok önemli bir yıl olduğu söyleniyor. 2012 neden bu kadar önemli? 2012 çok önemli bir yıl. Çünkü Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yılını kutluyoruz. 1612 yılında ilk Hollanda elçisi Cornelius Halga İstanbul'a geldi ve diplomatik ilişkileri başlattı. Ve bugüne kadar hiç bozulmadan sürdü bu ilişki. Bu ilişkiyi başlattık. Zira Hollanda dünyanın bu bölümüyle ticari ilişki içindeydi ve diplomatik ilişki çok önemliydi ticareti güven altına almak için. Bayraksız gemilerin tanınmasını örnek olarak verebiliriz. Ve biliyorsunuz 16. yüzyılın sonunda Hollanda'dan Türkiye'ye lale ihraç edildi. Ve bu da ekonomik bağların bir sembolü haline geldi zamanla. Bizce iş yaparken güven çok önemli. Dolayısıyla iyi ticaret ortakları olduğumuzu düşünüyoruz 400 yıldır. Girişimcilik alanında olsun, ticarette olsun. Her iki ülkede güzel bir platform yaratıp bunu daha iyi bir şekilde geleceğe nasıl taşırız, nasıl yeni ortaklar buluruz ve nasıl yeni fırsatlara erişebiliriz diye çalışmalar yapıyor. İki ülke arasındaki ilişki çok güzel bir noktada. Peki şu anda bulunduğunuz noktayı ekonomik gelişim açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben çok başarılı bir noktada olduğumuza inanıyorum. 400 yıl boyunca ticaret elbette başladığı noktada kalmadı, ilerledi. Hatta son 10 yılda Türk ekonomisi de giderek gelişti. Hollanda ve Türkiye arasındaki ticaret de zamanla daha önemli hale geldi. Elbette şu gerçeğe de dayanıyor bu gelişim. Yaklaşık 400 bin Türk kökenli insan Hollanda'da yaşıyor. Bu insanlar aynı zamanda ekonomik olarak da aktifler ve giderek daha aktif hale geliyorlar. Mesela şu an 18 bin Türk kobi var Hollanda'da ve onlar da elbette diğer ülkelere oldukça kolay erişebiliyorlar. Ve çok iyi yatırımcılar haline geliyorlar farklı ülkelerde. Bu da elbette ticareti zenginleştiriyor. Şundan da bahsetmek istiyorum. Biraz rakam vermek istiyorum. Son 10 yılda karşılıklı ticaret hacmi neredeyse 3 katına çıktı. 2002 yılında 2 milyar dolardı. Geçen yıl yani 2011'de 7 milyar dolara ulaştı. Ve bu ilişkimiz boyunca gördüğümüz seviyeler içinde bütün zamanların en yüksek rakamı oldu. Tabii ki ticaret kadar yatırımlar da artmaya başladı. Son 5-6 yılda birçok önemli yabancı doğrudan yatırımı gerçekleştirdik. Hatta geçen sene yabancı doğrudan yatırımda 1,3 milyar dolarla birinci sıradaydık ki bu da toplam rakamın yaklaşık %10'una denk geliyor. Şu beni çok mutlu ediyor. Bu tam tersi yönde de çok iyi durumda. Türk iş adamları giderek daha farklı yollarla Hollanda'ya ulaşabiliyor ve Hollanda'ya yatırım yapıyorlar. Eminim neden sorusunun cevabı için pek çok farklı nokta vardır ama şunu sormak istiyorum. Şirketlerin Hollanda'ya gelip yatırım yapmalarının ne gibi avantajları var? Öncelikle bahsettiğimiz 400 yıllık maziye geri dönmek istiyorum. Türkiye ve Hollanda arasında çok güçlü bir bağ var. Bu durum iş yapmak için çok güzel bir ortam ve güven yaratıyor. Hollanda'da mevcut hükümet ticarete ve yabancı yatırıma çok önem veriyor. Dışişleri Bakanımız da dış politikada ekonomik diplomasinin öncelik haline gelmesini sağladı. Daha derin noktalara değinecek olursak, neden şirketler Hollanda'ya yatırım yapmalı? Öncelikle çok stratejik bir lokasyona sahibiz. Kuzeyde çok önemli bir ekonomik güce, yani Almanya'ya komşuyuz. Elbette Türkiye'nin de çok ciddi bir ortağı Almanya. Ayrıca Atlantik Okyanusu'na çok yakınız. Rotterdam Limanımız var, Avrupa'nın en büyük limanı. Yani lokasyonumuz oldukça zengin ve önemli. İkinci unsur, çok güzel bir vergi sistemimiz var yabancılar için. Bu vergi sisteminin eşsiz olduğunu düşünüyorum. Yani sizin için bir vergi sistemi yaratılıyor ve işe başladığınız zaman tamamıyla netlik ve şeffaflık çerçevesinde ne ödeyip ne ödemeyeceğiniz belli oluyor. Üçüncü olarak çok üst düzey lojistik sistemimizi sayabiliriz. Yollarımız, demir yollarımız ve limanlarımız çok gelişmiş. Sanal ortamda da Hollanda ciddi bir şekilde internete bağlı durumda. IT çok yüksek seviyede tutuluyor. Bu da iş yapmak için çok önemli.
önemli. Modern şekillerde iş yapmak için çok önemli. Bunun dışında inovasyonun her zaman gündemde ve her zaman üst sıralarda yer aldığını söyleyebilirim. Sadece şirketler için değil, hükümet için de böyle. Aktif bir şekilde hem kamu hem de özel yatırımları ve işbirliğini desteklemeye çalışıyoruz. İnovasyon ve Ar-Ge'ye çok fazla enerji harcıyoruz. Geçmişteki deneyimlerimize dayanarak söyleyebilirim ki, Türk şirketleri için de bu geçerli. Uluslararası bir iş platformuna sahibiz. Elbette tek yabancı yatırımcı Türkler olmuyor Hollanda'da. Alman, İngiliz, Amerikalı yatırımcılar, yani çok fazla uluslararası yatırımcı var Hollanda'da. Kısacası Hollanda, dünyanın başka bir noktasına yatırım yapmak için bir sıçrama tahtası olarak kullanılabilir. Bunun yanında kaliteli iş gücümüz var, iyi eğitimli çalışanlarımız var. Bildiğiniz gibi Hollandalılar dil konusunda yeteneklidir. Kendi dillerini de, farklı dilleri de iyi konuşurlar. Burada elbette benim dilim biraz daha zor oluyor iletişim açısından. Ama profesyonel bir ortam yaratmak için her koşul mevcut diyebilirim. Hollanda, hayat standartları çok yüksek bir ülke. Hatta farklı araştırmalar, hayat standartları sıralamasında Hollanda'nın dünya beşincisi geldiğini gösteriyor. Güvenlik, sağlık, sosyal hayat, sanat gibi konularda oldukça zengin bir ülkeyiz. Bütün bu saydıklarımın Hollanda'ya yatırım yapmak için çok önemli sebepler olduğunu düşünüyorum. Şu an bu iki ülkenin 400. yılı birlikte kutluyor olmaları aslında birlikte ne kadar çok iş yapmak istediklerinin de kanıtı aslında, öyle değil mi? Kesinlikle. Biz sadece Hollanda'nın Türkiye'deki varlığının 400. yılını kutlamıyoruz. Bu karşılıklı bir ilişki. Hatta bir yıl önce bu kutlamanın, 400 yıllık bu arkadaşlığın, bu güvenin birlikte çalışmak için çok iyi bir sebep ve çok iyi bir fırsat olduğunu düşündük. Hem Türkiye hem de Hollanda tarafında işlerimizi daha sıkılaştırmak, ihracatımızı daha da artırmak için fırsat olarak gördük. Ve girişimcilik için daha nasıl fırsatlar yaratabileceğimizi, ekonomik işbirliğimizi daha nasıl artırabileceğimizi düşündük elbette. Çok güzel koşullardan bahsettiniz. Hollanda'da ve Türkiye'de de yatırımlar için bu koşulların hazır olduğunu anlattınız. Bir de ajansınız var, NFIA. Hollanda Dış Yatırım Ajansı'nı bize biraz anlatır mısınız? Onların rolü nedir? Türk şirketleri elbette burada Hollanda Dış Yatırım Ajansı'nın İstanbul ofisi ile temasa geçebilirler. Bu ajans, Hollanda Tarım ve Ekonomik İlişkiler Bakanlıkları ile de yakın temas içinde çalışıyor. Ve Hollanda'ya gelecek olan yatırımları desteklemek için burada bulunuyor. Yani çok güzel bir ağa sahibiz. Benim buradaki dış yatırım ajansım da Hollanda'daki genel merkeze bağlı. Ve bu merkezler bölgesel anlamda gelişmeleri takip ediyor, toplumları takip ediyor. Ülkenin kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında, nerede olursa olsun, nerede ne ihtiyaç varsa, ne gibi bir yatırım ilgisi varsa, bütün bunları yakından takip ediyor. Ve bu ajanslar çok yakın bir şekilde belediyeler ve üniversitelerle de çalışıp araştırma ve geliştirmeyi destekliyorlar. Elbette iş hayatını da çok yakından takip ediyorlar. Mesela Philips'in kurduğu bölgede inovasyondan ve know-how'dan bahsediliyor. Teknik üniversitelerin, iş dünyasının, bölgesel gelişmelerin toplumun bir araya gelmesini, birbirlerine bağlanmasını sağlamaya çalışıyorlar. Gelecek için bölgesel gelişim çok önemli. Birbirimize bağlı olmamız lazım. İş hayatının ve fırsatların birbirine paralel gitmesi lazım. Bir de tüm hizmetler ücretsiz olarak ve çok gizli olarak gerçekleştiriliyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bazı planların gizli kalmasını isteyebilirsiniz. Ücretsiz ve gizlilik koşulları çerçevesi içinde yatırım girişiminizi Hollanda'da gerçekleştirebilirsiniz. Böyle bir şeyle ilgilenen şirketlerin bu ajansa gelmelerini kesinlikle tavsiye ederim. İstanbul'da başkonsoloslukla birlikte çalışan yabancı yatırım ajansına gelip ve biz de onlara önerilerde bulunuruz. Aynı zamanda sürekli olarak takibini gerçekleştiririz. Çünkü her zaman gelişmeyi istiyoruz. Ben de aynı şekilde sürekli olarak temas halindeyim Türkiye'de. Dolayısıyla çok önemli bir ağ oluşturuyoruz bu şekilde ve yatırım yapmak isteyen şirketler bunu kesinlikle göz önünde bulundurmalı diye düşünüyorum. Gördüğümüz kadarıyla sürekli olarak son rakamları ve Hollanda'daki gelişmeleri takip ediyorsunuz. Bunlar sayesinde yatırımcı için çok iyi bir rehber olabiliyorsunuz sanırım.
Evet, haklısınız. Bunun da sebebi şu. Profesyonel bir ekibim var konsoloslukta. Ticaret birimimiz var. Elbette burada genel olarak Türkiye ve Hollanda arasında karşılıklı verileri takip ediyoruz. Her zaman son rakamları biliyor oluyoruz ekonomi açısından, ihracat açısından. Aynı şekilde gelişmeleri takip ediyoruz bölgelere yeni fırsatlar taşımak için. Hollanda Dış Yatırım Ajansı aslında bağımsız bir ajans ama konsolosluklarla çok yakın ilişkiler içerisinde ve profesyonel bilgiye detaylı bir şekilde erişilmesini sağlıyor. Bir şirketin Hollanda Dış Yatırım Ajansı'na takımımızdan biri gibi yorum olmuştu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kesinlikle. Profesyonel olmanın yanı sıra kişisel bağlar da geliştiriliyor. Bu da aslında güven ortamının oluşturulması ve rahat bir iş ilişkisinin yaratılması için çok güzel bir ortam sağlıyor. Sizin de sanıyorum hep yapmaya çalıştığınız şey bu. Kesinlikle. Bu noktada neden 2012 çok önemli sorusuna gelecek olursak, bir yandan iletişimi sağlamak için kültürel etkinliklerimiz devam edecek. Farklı kültürleri, farklı halkları bir araya getirmek için kültürel etkinlikler çok önemlidir. Bu elbette iş ilişkilerini geliştirmek için de çok önemlidir. Bu çabaları hem Türk hem de Hollandalı yetkililer birlikte sürdürüyor. Burada finansal çabaların yanında sergilerimiz var. Aynı şekilde sanatsal faaliyetlerimiz var ve iş dünyası da buna katkıda bulunuyor. Bu noktada çok yardımcı olan iyi fırsatlar görüyoruz. Ve umuyoruz ki iki ülke arasında 400 yıl daha ticaret gerçekleşir. Geçtiğimiz günlerde Hollanda Dışişleri Bakanı Uri Rosenthal Türkiye'yi ziyaret etti. Kendisiyle Türkiye ve Hollanda arasındaki ekonomik işbirliğini konuştuk. Bakalım neler söylemiş. Hollanda'da ticaret adına çok güzel verilere ve rakamlara erişildi. Bu rakamları bizimle paylaşır mısınız? Genel anlamda ticaret rakamlarını mı soruyorsunuz? Evet, genel anlamda ticaret rakamları ekonominizi nasıl etkiledi? Hollanda'da yaklaşık 575 milyar euroya denk gelen çok uluslu ürünler var ki bu da 700 milyar dolar civarında bir rakam yapıyor. Bunun da üçte ikisi ihracat. Yani bunun bizim için ne demek olduğunu siz de anlayabilirsiniz. Küresel ticaret dediğimiz zaman bunun her zaman için hareket halinde ve devam eden bir şey olmasını istiyoruz. Çünkü yetersiz bir ticaret bizi kötü etkiler. Yani küresel ticareti ve adil işlemleri destekliyoruz. Hem Avrupa'da hem de küresel ölçekte bunu destekliyoruz. Peki küresel ticaret ve ihracattan bahsederken elbette Türkiye'den ve Hollanda'dan bahsetmek lazım. İhracat seviyesi neredeyse 7 milyar euroyu aşmış durumda. Bunda hükümetlerin rolü nedir? Hollanda hükümeti her zaman için iş dünyası yanlısı olmuştur. Her zaman desteklemiştir. Yeni hükümetimiz de son bir yıldır bunu gerçekleştiriyor. Her zaman iş dünyasının yanındayız. Olabildiği kadar iş ilişkilerini, ülkeler arasındaki iş ilişkilerini artırmak istiyoruz ve bunun için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada sadece büyük işletmelerden bahsetmiyoruz. Yerel işletmelerden, KOBİ'lerden ve özellikle orta ölçekli işletmelerden bahsediyoruz. Orta ölçekli işletmelerin çok büyük potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Sanıyorum Hollanda'da küçük ve orta ölçekli işletmeler çok büyük öneme sahip, öyle değil mi? Kesinlikle. Biz her zaman iş dünyasının kalbini KOBİ'nin oluşturduğunu düşünmüşüzdür. Bu noktada büyük işletmeler için kötü bir şey söylediğim sanılmasın. Zaten onlar da bir şekilde kendini çevirebiliyor. Ancak küçük ve orta ölçekli işletmeler hala çok fazla potansiyele sahip ve piyasa erişiminde zorluk yaşayabiliyorlar. Biz de onlara yardımcı olmak istiyoruz. Peki hazır yabancı yatırımlardan bahsederken sizce Türk yatırımcılar için en çok fırsatı hangi sektörler barındırıyor Hollanda'da? Burada elbette endüstrilerimizin gelişmiş alanlarından bahsediyoruz. Mesela buna IT sektörünü örnek gösterebilirim ve yine aynı şekilde kimya sektörünü örnek gösterebiliriz. Bir başka önemli alan da tarım alanı. Elbette bizim ekonomimiz için de en önemli alanlardan bir tanesi tarım. Ve son birkaç senede oldukça gelişme var, öyle değil mi? Peki yabancı yatırım demişken, Türkiye'de yatırım ajansları çok önemli işler başarıyor. Hollanda'nın Dış Yatırım Ajansı ne gibi bir öneme sahip?
Özellikle Hollanda Dış Yatırım Ajansımız gerçekten çok önemli. Ve pek çok ülkede faaliyetteler ve başarılılar. Türkiye'de de faaliyetteler. Ve şunu söylemek istiyorum. Dışişleri Bakanı olarak ben ve benim pozisyonumda olanlar ekonomik diplomasiyi desteklemeli. Bütün diplomatlar, Türkiye'deki diplomatlar olsun, dünya çapındaki tüm diplomatlar olsun, ajanslar ya da Hollanda İş Destek Ofisi gibi kuruluşlar olsun, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin piyasaya ulaşmasına yardımcı olmalılar. Onların karşılaşabileceği, örneğin işletmeler arasında veya işletme ile hükümet arasındaki sorunlarda bunları çözmek için bu kuruluşlar yardımcı olmalı. Hepimiz bir arada çalışmalıyız ve ihracatı, Hollanda'nın Türkiye'ye olan ihracatını desteklemeliyiz. Aynı şekilde Türkiye'yi de Hollanda piyasasına erişebilmesi için olabildiğince desteklemeliyiz. Çok fazla çaba var sanıyorum ekonomik diplomaside, öyle değil mi? Kesinlikle. Biz şu durumun farkındayız. Avrupa tarafında büyüme sekteye uğramış ve yavaşlamış olsa bile Türkiye bu konuda çok başarılı. Geçtiğimiz yıl %9 ila %11'lik çok yüksek büyüme rakamlarına imza attı Türkiye. Biraz bu rakam azalsa bile bunun da çok güzel sebeplere dayanacağından eminim. Karşılıklı olarak çıkarlarımız var. İşte bu yüzden de her iki taraf için de ihracatı arttırmamız çok güzel olacaktır. Yani hükümet ekonomik diplomasiye çok önem veriyor. Peki Türkiye tarafında durum nasıl? Türkiye'de büyüme olduğunu görüyoruz. Sadece ihracatında değil ve sadece Avrupa'ya değil, dünyanın diğer bölgelerine olan ihracatı da artmaya devam ediyor. Ve şu an bizim Hollanda'da ihracatımızın 1/3'ü sadece Avrupa'ya olsa bile biliyoruz ki gerçek büyüme sadece Avrupa ile sınırlı kalmamalı. Gelişmekte olan piyasalarda gelmeli ve Türkiye artık sıklıkla Meksika, Endonezya, Kore ve Brit ülkeleriyle aynı anda telaffuz ediliyor. İşte bu yüzden işbirliğimizi artırmak istiyoruz. That's wonderful. Çok teşekkür ederim. Thank you. Hollanda Sanayici ve İşverenler Konfederasyon Başkanı Bernard Vienches de Türkiye'deydi. Kendisiyle Hollanda'daki yatırım fırsatlarını konuştuk. Öncelikle yabancı yatırımlardan bahsedelim. Çünkü günümüzde globalleşme giderek daha önemli bir hale geliyor. Şunu sormak istiyorum. Hollanda'ya yatırım yapmak şirketlerin global bir oyuncu olarak başarılı olmasını nasıl sağlar? Hollanda her zaman serbest bir piyasaya sahipti. Bu son 400 yıldır ve hatta bundan öncesinde de böyleydi. Dünya çapında şirketler Hollanda'ya geliyor. Bizim çok serbest bir ekonomimiz var. Çok ilginç bir vergi sistemimiz var. Hatta Avrupa'da bir başka ülkede bu kadar karşılıklı vergi anlaşması göremezsiniz. Hollanda'da olduğu kadar. Özel regülasyonlarımız var. Dışarıdan gelen şirketler mesela burada daha az vergi öder. Hatta bu da Hollanda'da yabancı şirketlerin faaliyetleri için güzel bir ortam sağlıyor. Yani bütün koşullar hazırlandı bunun için. Hazır diyorsunuz. Peki bize bir örnek verebilir misiniz? Mesela Hollanda'ya gelip Hollanda'da yatırım yapmış ve bir sıçrama yapmış şirket var mı? Kesinlikle. Bizim bir lojistik merkezimiz var. Avrupa'nın en büyük limanı Rotterdam Limanı'dır. Avrupa'nın birinci, dünyanın en büyük üçüncü limanıdır. Yine Schiphol havaalanımız 180 ülkeyi birbirine bağlıyor. Sonuçta şirketler Hollanda'ya gelmek için bu tür lojistik koşullara bakıyorlar. Mesela bir Türk kimya şirketi Hollanda'da çok aktif. Ayrıca IT şirketleri de var. Geçen yıl bu zorlu ekonomik koşullar devam ederken bile 100'ü aşkın yabancı şirket Amsterdam'a sadece Amsterdam'a yatırım yapma kararı aldı. Zaten hali hazırda bu stratejik lokasyonu kullanan şirketler var diyorsunuz. Peki çok fazla işbirliğiniz var. Mesela Türkiye'de TÜSİAD'la güzel bir işbirliğiniz var. Geçen Temmuz ayında Hollanda'da bir konferans gerçekleştirmiştiniz birlikte. Karşılıklı işbirliğini artırmak için bu tarz adımlarınız olacak mı yine? Ben mesela bu ziyaretimde Sayın Boyner'le görüştüm. Geçen senede bir görüşmemiz olmuştu. Çok yoğun bir işbirliğimiz var. Bu aslında 5 yıl önce Kraliçe Türkiye'yi ziyaret ettiği zaman başladı. O zaman da çok güzel bir toplantı yapmıştık TÜSİAD'la. O zamandan beri de temasımızı kaybetmedik. Türkiye'nin Hollanda'ya olan yatırımlarını ve aynı şekilde Hollanda'nın da Türkiye yatırımlarını hep destekledik. Hatta 2000 Hollandalı şirket Türkiye'de aktif durumda. Elbette ING gibi büyük firmalarımız oldukça aktif Türkiye'de. Aynı şekilde Philips gibi, Shell gibi şirketlerimiz de var.
Ama bunların yanında KOBİ'ler de oldukça aktif ve giderek daha fazla Türk şirket Hollanda'da aktif hale geliyor. Hollanda'ya baktığımız zaman 400 bin Türk Hollanda'da yaşıyor ve yeni şirketler kuruyor. 18 bin yeni Türk şirket kuruldu geçen yıl ve hepsi çok başarılı. Şimdi başkentimiz dahil olmak üzere %50'nin üzerinde yeni girişimci Türk kökenli. Bu inanılmaz bir rakam. Ve biz de bundan çok memnunuz. Peki siz bir röportajınızda Türkiye'den gelen yatırımcıları Hollanda'da yaşayan Türk toplumunun destekleyebileceğini söylemiştiniz. Bunu biraz açar mısınız? Şu çok önemli. Hollandalı bir şirket Türkiye'ye yatırım yapmak istediği zaman ya da bir Türk şirketi Hollanda'ya yatırım yapmak istediği zaman elbette diğer şirketlerin ve başka insanların da olması lazım ki bu deneyimler paylaşılsın. Örneğin şimdi 2000 Hollandalı şirketin Türkiye'de aktif olması buna çok yardımcı oluyor. Ülkeyi bilen insanların olması gerçekten çok yararlı oluyor. Baktığımızda iki ülke arasındaki 400 yıllık ticari geçmişi de başlı başına bir işbirliği olarak değerlendirebiliriz zaten. Bir yandan da 400 bin Türk'ün Hollanda'da yaşıyor olması çok önemli bir destek. Biz Türk insanını çok yakından tanıyoruz ve hiçbir sorunumuz yok Hollanda'da yaşayan Türklerle. Türkiye'de yaşayan Hollandalı iş adamlarıyla da konuştuğumuzda bu ülkeyi çok sevdiklerini söylüyorlar her zaman. Çok hızlı büyüyen bir ekonomi var Türkiye'de ve tabii ki bazı problemler de var. Mesela kimi zaman trafik büyük sorun oluyor. Benim ülkemde büyüme daha az ama bizim de problemlerimiz var. Evet, hepimizin problemleri var. Ve bu problemler global bir hale geliyor. Bu kesinlikle doğru. Bir sorum daha olacak. KOBİ'ler çok önemli, özellikle bu ekonomide. Peki daha fazla potansiyel görüyor musunuz KOBİ'lerin yatırım yapması için? Yani ne zaman bir yatırım duysak bu genellikle büyük şirketlerden alıyor. Yatırım yapmak isteyen KOBİ'ler hakkında ne düşünüyorsunuz? Geliyorlar ve memnuniyetle karşılanıyorlar. Hükümetimiz KOBİ'lerin yatırım yapmasını çok istiyor. Tabii ki biz de istiyoruz. Elbette Shell gibi, Unilever gibi, Philips gibi büyük işletmeler devam ediyor yatırımlarına. Ama şunu söyleyebilirim, sadece bizim organizasyonumuza bağlı 110 bin KOBİ var ve bu konuda destekleniyorlar. Hollanda'da çok sayıda Türk kökenli insan bulunduğu için problem yaşayacaklarını da sanmıyorum. Dil konusunda problem yaşamayacaklardır. Hayat şartları açısından da çok sorun çıkacağını düşünmüyorum. Her iki ülkeye de yani Hollanda'ya yatırım yapacak Türk işletmeler de, Türkiye yatırım yapacak Hollandalı işletmeler de kesinlikle destek göreceklerdir. Türkiye çok hızlı büyüdüğü için daha fazla Türk şirketlerinin Hollanda'da aktif olmasını bekliyoruz. Yani birkaç yıl içerisinde daha fazla KOBİ'nin Hollanda'da olacağını bekliyorsunuz, öyle mi? Kesinlikle olacaklardır ve destekleneceklerdir. Şu an istihdamdaki büyümenin çoğunluğu KOBİ'lerden sağlanıyor. Yine KOBİ'lerden reel büyüme oranına katkı gelmesini bekliyoruz. Yatırım dünyasının sonuna geldik. Bir sonraki programda yine dış yatırımla ilgili konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Ben Mihal Bardavit. Şimdilik hoşçakalın.